Sevgili izleyenlerimiz bugün ekranlarınızın sağ alt köşesinde Barış Mesleğe Geri Dön hashtagini görüyorsunuz. Geçtiğimiz gün hararetli dakikalar yaşandı TV 100 ekranlarında. Barış arkadaş aktif gazeteciliğini bırakacağını duyurdu ve bunun üzerine sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Biz de TV 100 ailesi olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Bu yüzden ee, editörlerimiz böyle bir hashtag hazırladı. Sizler için görüşleriniz önemli demiştim. Pek çok mesajınız geldi. Teşekkür edelim ve haberlere bakalım neler yaşandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı sonrası. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a verdi. Kılıçdaroğlu demecinde moralim gayet iyi. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Özgür özel olmak üzere göreve yeni seçilen yani tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum dedi. O anlar geliyor. 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. CHP'de yeni genel başkan Özgür Özel oldu. 13 yıl sonra genel başkan koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay sonrası ilk kez tv100.com yazarı Barış arkadaşa konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştün. Ee, onu bir paylaş bizle. Sayın Kılıçdaroğlu ile konuştuğumuzda ne söyledi? Barış arkadaş Kılıçdaroğlu'nun özel demecini Gürkan Acır'la Taksim Meydanı programında paylaştı. Şunu söyledi, moralim gayet iyi. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partilerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tüm kurumların CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibine başarı temennisinde bulunduğunu aktardı. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür, Ol Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımın başarılı olmasını temenni ediyorum. Evet. Yarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık aktif siyaseti düşünmediğini söyledi. Bir vakıfta... Çeşitli araştırmalar, çeşitli e, Türkiye demokrasisinin nasıl gelişeceğine ilişkin çalışmalar yapmak istiyor. E, orada da tabii düşünce üretecek ama aktif siyaset gibi bir artık Düşüncesi iddiası yok. yok. bütün bunlar neden yaşandı? Barış arkadaş eğer Özgür Özel genel seçimi, seçimi kazanır ve CHP'nin genel başkanı olursa ben mesleği bırakırım demişti TV yüz ekranlarından. Ve bunun sonucunda Barış arkadaş bu sözlerin ardından Özgür Özel'in seçimi kazanmasının ardından Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Canlı yayında aktif gazeteciliği bırakıyorum dedi. Gözyaşlarına hakim olamadı bu açıklamasının ardından. Barış arkadaşa sosyal medyadan destek yağdı. Karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. TV100 canlı yayınında kararını açıkladı. Gözyaşlarını tutamadı. E, hayata bakışımızda çok fark var ama sen bu mesleği seviyorsun. Ve hiç daha ben görmedim ki ben de konuk olarak geliyorum çağırıyorsunuz. TV100.com yazarı Barış arkadaşın geçtiğimiz aylarda söylediği Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım sözleri sosyal medyada gündem oldu. Benim bu adı geçen videom 3 gündür Twitter'da konuşulan hadi istifa et istifa et ne bekliyorsun istifa et misin denilen videom 29 milyon izlemiş. Tabi sadece istifa et diyenler yok. Çok sayıda istifa etme. Biz seni seviyoruz. Türkiye'de Meslekten böyle şeyler mi ya? Meslekten. söyleyeceğim. arkadaş tek gelir kaynağının gazetecilik olduğunu söyledi. Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Kendi yağıyla, kendi gücüyle ayakta duran, hiç kimseye minneti olmayan ve çalışanlarını tam anlamıyla özgür kılan bir kuruluş. Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında beklenen kararını duyurdu. Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Bugün itibariyle 23.49 itibariyle TV100 ekranlarından Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Ve saat 23.49 itibariyle sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Bunun bir kefareti var ya. Söyleyeceğim. Aktif gazeteciliği bırakıyoruz. Dinliyoruz, evet. Yer arkadaş gözyaşlarını tutamadı. Sen bu mesleği seviyorsun. Ve hiç daha ben görmedim ki ben de konuk olarak geliyorum çağırıyorsunuz. Hiç daha görmedim ki senin elinde notların birçok notun olmasın. Yayın öncesinde ve sonrasında. Ya. Programın konuklarından Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Yarkadaş'a bir öneride bulundu. Benim önerimi e, böyle işi espriye vuruyorum şeklinde anlama samimi bir öneriydi bu. O kurbanı kestireceğim Gerçekten sana diyorsun. Gerçekten kefaretini <laughs> öde mesleğine devam et. Barış Bey keser o kurbanı. Üç tane de keser, 4 dört tane Barış, de keser. Abi, böyle kendini üzüne değer yani, mi? Ya, evet. Yani, evet. Çünkü sen bu mesleği çok ee, seviyorsun. Şimdi yani onu biliyoruz. Ben böyle Ankara'da tek bu mesleği... mesleği... Sosyal medyada Barış Mesleğe geri dön hashtag ile destek mesajları yağdı. Çok sayıda ee, izleyicimizden ee, mesaj geliyor. Şu anda da bir internette de bir kampanyaya dönüştürmüşler. Elbette siyasetçi evet. iddia ortaya koyabilir diyor. Önemli bir Barış'ın hiç söylemediği bir durum ama. Sevgili izleyenler TV yüzde yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programı hararetli anlara sahne olduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mesleği bıraktığını açıklayan Barış arkadaşa çağrıda bulundu. Kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Özgür Özel'den tweet var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Benim bir başarımın bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış arkadaş önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Arkadaş. arkadaşın kararından kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yarın kendisini arayacağım dedi Özgür Özel'den gerçekten ben beklenen bir tavır. Şey Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'e öncelikle teşekkür ediyorum. Programın girişinde belki izleyememiştir. Çünkü çok inanılmaz bir yoğunluk içinde olduğunu tahmin ediyorum. Kendisini tebrik ettim kazandığı için bu mücadeleyi kazanacağını düşünmüyordum. Yanılttı, başardı ve belki izleyememiştir. Şu anda yayın izlediğini düşünüyorum tweet attığına göre. Şunu söyledim, dedim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekiliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim ve sonsuza kadar da Cumhuriyet Halk Partisi var oldukça da Cumhuriyet Halk Partili olarak kalacağım. Hiçbir talebim, hiçbir beklentim de yoktur. Sayın Özgür Özel'le Sayın Genel Başkanım'la artık demem gerekir çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'e Sayın Genel Başkanım diye sesleniyor, hitap ediyor. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir milletvekili ve bir gazeteci olarak Sayın Genel Başkanıma bu tutumundan dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir duyarlılık gösterdiği için kendisine buradan saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum.